Şimdi Z kuşağını anlaman için ya da Z kuşağını anlamak için önceki kuşaklara ya da kendi kuşağına dair bir takım ezberleri bozman lazım. Kendi kuşağına dair özelliklerini yadsıman, onlardan uzak durman gerekiyor. Yani bu kuşağın anlaşılır bir tarafı yok diyenler var. Tam tersi, bu kuşak anlaması çok basit bir kuşak. Çünkü en önemli özellikleri, diyorlar ya, güzelleme yapıyorlar bu kuşağı, bireysel ve özgür ruhlu olmaları. Bireysel ve özgür ruhlu değiller. Yani pek çok özellikleri var işte. Teknoloji yakından takip ediyor diyoruz. Online platformlara ilgi duyuyorlar diyoruz. Sosyal medyayı aktif kullanıyorlar diyoruz. Sorgulayıcı bakış açısına sahip diyoruz. İşte bilgiye çabuk ulaşabilme özellikleri var diyoruz. Olaylara farklı bakış açısına sahipler diyoruz. Dinamik ve değişime açıklar diyoruz. Çok şey diyoruz işte. Enerjikler, sıkılganlar, hızlı tüketiyorlar diyoruz. Y kuşağı da 20'li yaşlarında enerjik ve sıkılgan ve hızlı tüketen bir kuşaktı. Y kuşağı da aynı şekilde dinamik ve değişime açıktı. Y kuşağının da elinin altında bilgi vardı, internet vardı. Onlar da kolay ulaşıyorlardı. Y kuşağı sorgulayıcı değil miydi? Sorgulayıcı, hala sorgulayıcı. Şu an 40'larına doğru giden Y kuşağı hala sorgulayıcı düşünüyor. Sosyal medyayı aktif kullanmıyorlar mı? Kullanıyorlar. Teknolojiyi takip etmiyorlar mı? Ediyorlar. Yani Y ile Z arasında bir fark yok. Sadece Z'ler şu an 20'li yaşlarını ya da 10'lu yaşlarını yaşadıkları için biz onları çok daha farklı algılıyoruz. Ergenlik bu ya. Gençlik hataları bunlar. Hormonlara dair hatalar. Ama burada altını çok çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Tek fark var İki kuşak arasında. Özgür ruhlu bireysel diyoruz ya, özgür ruhlu falan bireysel değiller. Ciddi bir otorite sorunları ve ego sorunları var. Yani sen 15-16 yaşında Z kuşağından biriyle karşı karşıya geldiğinde 20 yıllık cerrah dahi olsan, hükümet yetkilisi dahi olsan, politikacı dahi olsan, çalışmış, kazanmış, üretmiş bir yere gelmiş dahi olsan fark etmiyor onlar için. 15-16 yaşındaki haliyle senin 40 yıllık tecrübene kafa tutabilir. Mesela abilik, kardeşlik, ablalık, kardeşlik, ebeveynlik, çocukluk dair bu kavramlara inançları yok. Sen benden üstte ya da üstünsün. Hayır. Sen benim annem olabilirsin ama sen benim üstümde değilsin. Sen benim kıdemlim değilsin. Sen benim babam olabilirsin. Sen benim kıdemlim değilsin. Abla. Geçelim. Abi. Geçelim. Yani kesinlikle ve kesinlikle otorite kabulü söz konusu değil. Öyle büyük bir ego var ki, yaşı, statüsü, konumu, durumu, tecrübesi ne olursa olsun kendini karşısındakiyle eşit görüyor. Çünkü çok kolay ulaştılar bazı şeylere. Yani bir uzmana ulaşmak çok kolay oldu. Açtı YouTube'u. Uzman karşısına çıktı. Açtı televizyonu, uzman karşı. Açtı sosyal medyayı, uzman karşısına çıktı. Herhangi bir mesleği yapan birinin yaptıkları hemen video kaydı şeklinde karşısına çıktı. E ne varmış bunda ya dedi. Bak bu böyle yapılıyormuş dedi. O noktada o kişilerin geçmiş olduğu yollar, yürüdükleri yıllar, aldıkları eğitimler onlar için önemsizleşti.
Yani burada bir bilgi zehirlenmesi diyebileceğimiz, daha doğrusu bilginin doğru işlenmemesi diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Bu bilgileri doğru sindiremediler. Yani burada odaklandıkları nokta bu insanların, abilerinin, ablalarının, annelerinin, babalarının yıllar geçirmiş olduğu, tecrübeli oldukları, pek çok işlerde çalışmış oldukları, hayata dair bilgilerinin olduğu, herhangi bir mesleği icra eden insanın uzun, önemli bir eğitim süreci olduğu, onlar için önemsiz. Onlar sonuçta hemen sonuca ulaşabiliyorlar. Açtıkları bir video doküman hemen onları sonuca ulaştırıyor. Hatta bunları izlemiyorlar bile. Atlaya atlaya ya da 2x, 3x, 4x şeklinde. Ya neymiş, neymiş, neymiş. Yani buymuş, tamam, buymuş. O adam, tamam. Bu adam bu mu? Bunu mu yapmış? Tamam ya, ne var? Abim mi? İşte Fransa'da mı okudu işte? Sorbon'da burslu mu okudu? Yani ne yapalım yani sonuçta? Fark etmez. Annem mi? İşte kendi mesleğinde duayen mi? E ne yapalım ya, annem işte. Ya da bu adam doktor mu, cerrah mı? Ne yapalım? Okumuş, cerrah olmuş. Sonuçta okuyacak, cerrah olacak. İşini yapacak tabii ki. Yani. Yaklaşım bu. Ama çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar. Şu anda bütün süreci idare edenler ne X'ler ne Y'ler. Bütün süreci idare edenler düşündüğünde kimler? Evet, kurulu bir düzen var. X'lerden ve Y'lerden önceki grup yönetiyor şu anda dünyayı. Yani ben 40'lı yaşların sonunda olmama rağmen ben bile yönetmiyorum. Politika şu anda düşündüğünde ne X'lerin elinde ne Y'lerin elinde. Büyük patronlar, para babaları düşündüğünde yeni yeni X'ler belirdi aralarında. İşte Elon Musk örneği var vesaireler var. Onlar bile X'e dahiller mi emin değilim. Çünkü X'e dahil olmak sadece şey değil, doğum tarihine de bağlantılı değil, bir duruş meselesi. X, Y ve Z'den bu noktada ayrışıyor zaten. X kendisinden önceki kuşağın özelliklerini de barındırabilir. İş ne zaman değişecek? X'ler tam anlamıyla yönetimi ele aldıklarında asıl Z'lerin baş edemeyeceği kuşak X'ler olacak, bizler olacağız. Ve X'ler otoriteyi Z'lere eze eze, vura vura, kıra kıra, üstlerinde tepine tepine kabul ettirecekler. O yüzden de Z'ler bir 10 sene sonra mutsuz bir kuşak olacak. Evet, mutsuz bir kuşak olacak. Yani Z'lere iyi bir gelecek beklemiyor. 10-15 sene içerisinde Z'lerin karşısına çıkacak olan gerçeklik maalesef bu. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar. Evrenin, hayatın, dünyanın bir video gerçekliği olmadığını farkına varacaklar. Evet. TikTok gerçekliği olmadığının farkına varacaklar.